Tamam. Şimdi durum nasıl? Onu öğrendim. İşleriniz pek nasıl? Fazla iyi değil. Öyle mi? Bir de bu binler, yüz binler şok var. 80 bin nüfuslu bir Iğdır'a 150 tane şube açmışlar Sayın Başkanım. Yani biz küçük esnafları tamamen bitirmeye çalışıyorlar. Şimdi Sayın Başkanım inadına fazlasıyla açmaya başladılar. Yani yarın öbür gün gelen esnaf ne olacak? Kasiyer satmak, işte motor satıyor, bisiklet satıyor, kurdabat. Var mı böyle bir şey? Buzdolabı, çamaşır. Bütün her şeyi el atmışlar. Beyaz eşya. Giyim satıyor. Peki yarın öbür gün biz kapattık ne yapacağız? Gelen fazla faturalar. Su, doğalgaz, elektrik. Bunlar bizi bitirmekte. Mesela bakır. Bakır çok yüksek. Evet, binin üzerinde ödemekteyiz. Bunlar bizim için çok büyük sıkıntı. 150 lira falan değil mi? 1050. 1055 lira aylık bakır aidatını ödüyoruz. Şu anda bu dükkana aidat 450 TL. Elektrik parası gelmiş. Kira 20 metrekareye 28 bin lira zaten kira ödüyoruz. Çok zor durumdayız. Bugünü kendimize sabaha atırsa şükür ya Rabbi. Bugünü de geçirdik. Yarın ne olacak halimiz? Allah yardımcımız olsun. Bu konularda hiçbir zor durumdayız. Hiçbir düzenleme yok yani. Herhangi bir iyileşme yok. Yok. Yani, müşterinin alım gücünden de çok şikayet ediyor esnaf. Fiyatlar çok aşırı derecede yükseliyor. Evet. Her hafta mallarda zam var. Biz de müşterilerle karşı karşıya kalıyoruz. Zannediyorlar ki biz bu zamı yapıyoruz. Hayır, teşekkür ederim. Sağ olun. Burası sizin mi? Yok, evet. İşler nasıl? İşler kötü. Şu an işlerimiz çok elektrik faturaları, bol kuruluşları. Ne bir kredi kart kuruluşları. Şu an işler kötü. Evli misiniz? İş çocuğumuz var. Nasıl geçinebiliyor musunuz burayla? Şu an burayla geçinemiyoruz. Eskiden geçinemiyorduk. Şu an geçinemiyoruz. Hani bu şartlarla biz geçinemiyoruz. Öyle yani. Yani 1300 lira bakıyoruz. Elektrik faturası küçük dükkana 1000 lira elektrik faturası geliyor. Bunun elemanıdır. Ne bileyim işte yemesi içmesi de şu an biz arabalarımıza yakıt bile bakıyoruz. Şu an geçten çok kullanıyoruz. Yani kiramız geldi. Kiramızı nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyoruz. 3-4 evimizi kapattılar. Hiçbir şekilde destek çıkılmadı bize. Hani yardımda bulunmadı. Geçten şu an kötü durumdayız. Hani durumumuz kötü, inşallah siz sesiniz olur. Yani buraya, bu dükkanlara gelmeden bu ülke yönetilemez. Evet. Bak çok samimi bir şey söyleyeyim. Yani Allah benim elimde bir güç olsa, öyle bir şey nasip etse, Hazine Bakanı ile özellikle Maliye Bakanı'nı, ben 6 ay diyorum da arkadaşlar 3 ay yeter diyor, gezdiririm biliyor musunuz Türkiye'yi, benim yaptığımı yaptırırım, bu dükkanlara girdiririm. Gerçekten ne olup ne bittiğini öğrenir. Ondan sonra bakanlık sandalyesi oturur. Şöyle bir sıkıntı. Bir anda devlet yönetiyor. Nakşibend de yönetiyor. Biz de yönetiyoruz. Şu telefon bir anda 1500 TL. Bizim burada 3000 TL. 3000 TL'nin yarısı vergi. Şu an biz o vergiyi ödeyemiyoruz. Biz kaçak telefon satmak zorunda kalıyoruz. Ben niye? Türkiye'de yaşıyorum. Ben niye kaçak telefon satayım? Kaçak telefon satmak zorunda kalıyorum. Şu an eski millet telefon alamıyor. Adam öyle 3 tane öğrencisi var. Adam şöyle bir tane telefon alamıyor çocuğa. Iğdır'da yaşıyoruz. Ülkelere sınırız ve biz Türkiye'de telefon satamıyoruz. Şuraya bir tane kaçak ikinci el tamir yapıyoruz. Biz tamirciyiz. Yurt dışı bir tane ikinci el cihaz geliyor buraya. Biz tamirini yapıyoruz. Koyuyoruz şuraya vitrine. Polis geliyor. Sanki biz teröristmişiz gibi. Telefonlarımızı toplayıp götürüyor. Bu telefon değeri ne kadar? İran'da diyelim 300 lira. Türkiye'de 3000 lira. 3000 lira 3 katı kadar ceza yazıyor. Mesela geçen ben başıma geldi. 23 tane cihazımı götürdüler. 23.000 lira ceza yazdılar. Ben hep geçindiremiyorum. Geçindiremiyorum. Şu telefonu yine diyorum. İran'da yönetiyor. İran Suez'de en kötü ülke İran'dı. Ve İran'da bu cihaz 1500 lira. Bizim burada 3300, 3400 lira. Bizim burada hiçbir insanımız bu telefonu alamıyor. Abi alabiliyor musunuz siz? Hiç kimse alamıyor. Gelen buraya müşterim %99'u yurt dışı cihaz istiyor. Ben niye yurt dışı satmak zorunda kalayım? Ben Türkiye cihazı satmak zorunda kalayım. Buna vergiye bir çözüm bulursun, biz olursunuz. Başka bir şey istemiyorum.